tekne istiyorlar. Ya hepsi birbirinden güzel bunlar. Ay 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 ay, neşeli şeyler bunlar. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Burada çeşitli ırklarda köpekler, kediler mevcut. Burada bakımları yapılıyor. Burada tıbbi veteriner hizmetleri gerçekleştiriliyor. Burada tabii ki belediyenin imkanları en iyi şekilde, en azami şekilde değerlendiriliyor ama Mersin sadece insanlar için değil, tüm canlı varlıklar için yaşanabilir bir kent olması için bizim Mersin'de yaşayan bütün kitlelerle işbirliğine ihtiyacımız var. Canlarımız için de böyle. Özellikle bu konuda hayvan sevgisi hassasiyeti olan gönüllülerle işbirliği yapmamız bizim için son derece önemli. Onlarla işbirliği yaparsak yaşadığımız bütün sorunları çok daha kısa sürede aşabiliriz diye düşünüyorum. Satın alma, sahiplen. sahiplen.mersin.bel.tr'den hayvan sahiplenebilirsiniz. 2021 yılının Temmuz ayında parlamentoda bir yasa değişikliği yapıldı. Tehlikeli ırkların kayıt altına alınmasıyla ilgili ve bunun da son tarih olarak 2022 yılının 14 Ocağı işaret edildi. Yani 14 Ocak 2022 yılı tarihine kadar tehlikeli ırklar, pitbull, dogo Argentin gibi tehlike arz eden ırklar kayıt altına alınacaktı. Artık kimlikleri olacaktı. Ancak o tarihe kadar hayvan sahiplerinin bir kısmı bunları kimliklendirmedi, kayıt altına almadı. O tarihten sonra da ya bunları sokağa bıraktı, ya getirdi bize hayvan barınağına teslim etti, ya da Haydi Polisleri kanalıyla yine hayvan barınağına toplamda sadece Ocak ayı içerisinde 101 tehlike arz eden ırk hayvan bize teslim edilmiş oldu. Bir ani bir patlama bu, ani gelişen olay. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen biz burada Kaşlı Hayvan Barınağı'nda ve diğer barınaklarımızda mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak bu hayvanların burada bakımını gerçekleştiriyoruz. Kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Varsa hastalıkları veterinerlerimiz tedavilerini gerçekleştiriyor. Bu ani gelişmelerden sonra biz de bir teşhis, tespit yaptık. Nerede eksiğiz, ilaveten neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlarımız bu konuda çalışmaları başlattılar. Kısa süre içerisinde de hem müştemilat konusunda, hem ekipman konusunda, hem de personel konusunda varsa eksiklerimiz, bunları bir an önce arkadaşlarımız giderecekler. Kısırlaştırma önemli. Burada biz kısırlaştırma konusunda da vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin veterinerlik hizmetleri buna son derece uygun. Bizimle beraber işbirliği yapabilirler, çalışma yapabilirler. Diğer bir konu da kentin tüm sorunlarında olduğu gibi bu sorunları da bizim mutlaka işbirliğiyle çözmemiz gerekiyor. Onun için hayvan severlere, gönüllü hayvan severlere çok ihtiyacımız var. Onlarla işbirliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima hazırız ve yapmak istiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Panda.